arka arkaya yaşadığımız iki büyük depremle hemen hemen 10 ili kapsayan büyük bir yıkım yaşandı. Tabii deprem bölgelerini ziyaret ettik. Arkadaşlarımız, madenci arkadaşlarımız hem TTK'da hem de MTA'daki görev yapan üyelerimiz sahalarda bütün başarı gösterdi. Kısacası tarih yazdılar diyebiliriz. Çok büyük bir yıkımın içinde görev yapan bu görünmez kahramanlarımıza, madencilerimize, MTA işlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü kilometrelerce uzaktan bölgeye gidip o zor şartlarda oralarda durmak, oralarda görev yapmak, bir enkazın altındaki vatandaşımıza nefes olmak için kendi hayatlarında pahasına oralarda mücadeleye girdiler. Tabii bunları o bölgeye gidip de görüp de konuşmak lazım. Çünkü gerçekten o büyük illerdeki yıkım televizyonlardaki görüldüğü gibi değil. Çok çok fazlası var. Bu anlamda da ben bütün vatandaşlarımıza, Türkiye'mize hem başsağlığı hem geçmiş olsun diliyorum. Görev yapan arkadaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hepsinin gözlerinden öpüyorum. Çünkü orada kendi kardeşleri, kendi anneleri, kendi babalarıymış gibi bir nefes duyduklarında hiçbir şeyi önemsemeden kendi hayatlarını riske atarak vatandaşlarımızı enkazın altından çıkartmak için hepsi canla başla mücadele ettiler. Deprem bölgelerindeki arkadaşlarımızın Maraş'ta, Adıyaman'da, Antep'te, Malatya'da bu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları bittiği için arkadaşlarımızı bölgelere geri çağırdık. Arkadaşlarımız şu an deprem bölgelerinden Hatay'da, Hatay'ın bir bölümünde arkadaşlarımızı deprem bölgelerinden geri çağırdık. Hepsi şu an istirahatteler. Tabii zaman aralıklı zamanlarda geldikleri için işbaşı yapanlar da oldu istirahatleri bitip de. Şimdi dediğim gibi arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. Dün akşam itibariyle bir deprem daha oldu. Tabii tekrar talep edilirse Türkiye Taş Gümrüğü Kurumu'ndan da yine gönüllü arkadaşlarımız bölgeye gitmek için halihazırda hepsi bekliyor. Zaten halihazırda bölgemizde, Hatay bölgemizin merkezinde 120 arkadaşımız şu an itibariyle ikinci ekip olarak, yani son ekip olarak sahada görev yapıyor. Dediğim gibi ilave ihtiyacı olursa da bakanlığımızın talebi doğrultusunda Türkiye Taş Gümrüğü Kurumu'ndan da yine madenci arkadaşlarımız gönüllü olarak sahada olacaklardır. Şu an itibariyle deprem bölgemizde arkadaşlarımızın canlı olarak aldığı enkazın altından çıkartılan sayı 350. 350 arkadaşımız, vatandaşımızı madenci kardeşlerimiz yerin altında, enkazların altında canlı şekilde aldılar. Hemen hemen 4000'e yakın vatandaşımız da enkazlarımızın altından ne yazık ki cansız bedenlerini yine madenci kardeşlerimiz yerin altından, enkazın altından çıkarttılar.